Merhaba arkadaşlar, bugün günlerde Cuma günü. Tabii ki de en sevdiğim videolarda alışveriş, market alışverişi yapacağız beraber. Çoktan zaten videoyu çekmedim bazı sebeplerden dolayı. Olsun, yeniden başlıyoruz biz de. Dışarıda hava böyle bulutlu, güneş yok. Moralimizi bozmuyoruz. Haydi markete. Böyle franzela geçen beğenmiş günüz alayım mı? İstiyor musunuz franzela? Aa, güzel. Güzel yani ha. Koyalım ondan onu. Ben aldığımızı şöyle mi? Olur, beyaz atıcı diyor ama hiç bir tanesi yaramıyor bence işi. Tamam. En azından naneli ferah veriyor ya. Naneli olsun. Naneli olsun bu sefer. O acılı videoların çekildiği şey işte var. Bu arkadaşlar bunlardan alıp yiyip video çekmeyin hocam. Bakın olacak iş değil. Bir de 5 lira bildiğim bedava zehir satıyorlar. Şu olacak iş değil yani. Onu kaldık. Evet arkadaşlar, şimdi aldıklarımı size göstereyim. Neler aldık? Birinci büyük şeylerden başlayalım. Bim'den yumurta. Şöyle otuzlu. Bu aralar diyetteyim. Yani bir ay oldu diyet yapayalı. Devam ediyoruz yani. O yüzden bazı sağlıklı şeyler de var. Yani yediğim şeyleri de şimdi size göstereceğim. Kendim için şöyle tavuk. Ondan sonra böyle bir köfte. Bu sadece benim için değil, bu çocuklar için. Köfte. Kaşar. Ve file, normalde file marketten de alıyorum kaşar. Toz kaşarı. O da çok güzel oluyor. Ama şu anda yarım buzdolapta var. O yüzden bu sefer Bim'den alayım dedim. Bir oradan alıyoruz, bir buradan alıyoruz. O şekilde yapıyorum yani. Mercimek. Mercimeğim bitti. Bir de mercimek çorbası yapalım dedik. Bir tane daha tavuk. Bunu da kendim yapıyorum böyle tavada sıfır yağıyla. Böyle dondurma çocuklara. Bunu direkt frizere atayım. Diğerleri gösterene kadar şey yapmasın diye. Şöyle 2 haftada bir ya da 3 haftada bir bunu bundan alıyorum bir tane. Sürekli almıyorum yani, arada bir alıyoruz. Arada bir de şöyle şnitzel alıyorum. Çocuklar çok seviyor bunları. Vazgeçilmezim tabii ki de kefir. Sadece ben içiyorum evde. Kimse beğenemedi yani, biraz ekşi olduğu için sevemediler çocuklar. Bunu biliyorum ki şey de vardı, çilekli falan vardı. Ama ben sadesini çok seviyorum. O yüzden bundan alıyorum. Bu da diyette olur. Tavsiye ederim yani. İçeceklerden başlamışken çocuklar bunu da içiyor. Haftada bir kere alıyorum. Eskiden hiç almıyordum ama son 2 ay arada bir böyle haftada bir kere alıyorum. Çünkü hem onu hem de tavuk baget yapıyorum. Yanında salata, patates kızartma, işte ekmeğin arasına böyle hamburger gibi yapıyoruz evde. Kıvırcık falan kullanıyoruz içine.
Ketçap da zaten Barbie daha bitmemişti. Bir tane de büyük yoğurt aldım. Dost markasından. Bir tane de büyük bir yoğurt. Çünkü az bir yoğurt kalmıştı. Onlar da bugün bu akşam bitecek yani. Ayran yapacaktım akşama. Şöyle sütler aldım çocuklara. İki tane süt. Bir de böyle bir şey çıkmış. Şimdi yeni gördüm, fark ettim bunu. Laktozsuz. Mideye hassas olanlar için. Ve mesela diğer sütünde böyle bağırsaklarım şişiyor. O yüzden böyle rahatsız ediyor beni. Ben dedim bu sefer bu şekilde alayım. Çünkü yulafla yapıyorum. Yulaf lapası zaten biliyorsunuz. Onu da her gün yapmıyorum. Haftada ya bir ya iki kere falan yiyorum ondan. Çocuklara şu şekilde ballı mısır gevreği aldık. Geçen sadesini aldım. İçinde tatlı istiyorlar, ayrı bal koyuyorum üzerinde. Bu da şimdi ballı olunca daha tatlı olur. Bu sefer de üzerinde bir şey eklemeyeceğiz. O yüzden o şekilde aldım. Şimdi Bim'le devam ediyoruz. Böyle sıvı yağ aldım bir tane. Çünkü azalmıştı zaten. O yüzden bir tane aldım. Böyle yer fıstığı. Kahvaltılara da koyuyorum ben. Böyle 20 gram kadar. Ekmek yerine fıstık kullanıyorum ya da ceviz kullanıyorum. Çocuklara böyle günde bir tane gofret. Çok abur cubur vermiyorum. Sadece günde bir tane gofret yiyorlar. Tatlıcanı istediği zaman. Şöyle birkaç tane aldım. Bir haftalığı yetecek kadar ikisini de aldım. Şöyle yufka alıyorum ben 7. Börek yapmıyorum bu aralar. Şey yapıyorum bunu. İçinde kaşar rendeliyorum. Böyle gözleme yapıyorum bunu. Yanlış mı söylüyorum bilmiyorum. Sürekli bu ismi şey yapamıyorum. Neyse böyle yeşil elma aldım. Biliyorsunuz ki lif içerir. O yüzden elma arada bir kullanıyorum. Bir tane makarna aldım. Zeytin. Bunu da ilk defa deneyeceğim. Bu mavi kapaklı. Eskiden böyle mor kapaklı mıydı? Öyle bir şey hatırlıyorum. Ondan yediğim var. Domates. Çocuklar şöyle şu gofretten istediler. Fıstık kısmından aldı. Soğan. Bir de nane, kuru nane de az kalmış. Dedim alayım. Ay saçım da çok yapışıyor. O kadar sıcak ki bugün. Çıkarken yağmur yağdı. Hafif de böyle serpiyordu. Şimdi sıcaktan duramıyorsun. Çok sıcak bugün. Artık yaz geldi. Şöyle patates aldık. Bunları tuvalet kağıdı olarak kullanıyoruz. Roloları. Zebze kısmına geldik. Zaten zebze hem Bim'den aldım hem Fila'dan aldım. Kıvırcık. Şöyle nereye koysam bunun yeri yok artık. Sonra ıspanak aldım. İnşallah yarın yaparım bunu. Mantar. Yumurtalı mantar çok hoşuma gitti. Bir kere yaptım, çok hoşuma gitti. Tavuğun yanında da aynı şekilde tereyağıyla hafiften böyle yapıyorum. Çok güzel oluyor. Yulaf. File market alışverişine geçmiştik. Şöyle bundan da aldım. İlk defa deneyeceğim diyeyim size yani. Şimdiye kadar çalmadım. Fıstık ezmesi. İlk defa deneyeceğim. O da şeye kullanacağım. Yulafa. Çünkü ben yulafta sade yiyemiyorum. Muz koyduğum zaman da kabızlık yapıyor. Muz kullanamıyorum. Şey koyuyorum. Ananas koyuyorum. Veya çilekli yiyorum. Ama içine bal ya da şeker falan koymuyorum. Şimdi böyle bir kaşık koyacağım, bakalım nasıl olacak lezzeti. Maydanoz, limon daha devam ediyorum içmeye. Yani toplam 10 günüm kaldı. 15 gün yaptım. 5 gün dinlenme molası. Bir 15 gün daha yapmam gerekiyor. Yani bitirmem gerekiyor. 10 gün kaldı. O da karaciğer detoksu. Zaten bu şekilde yapılışını video çekmiştim. Sağ tarafında mı, sol tarafında, şuraya bir yerde ekleyeceğim.
isterseniz bakabilirsiniz. Karaciğerinizi yağlarından kurtulabilirsiniz yani yağlanmasında. Temizliyor ciğerinizi. O şekilde ben onu detoks, ciğer detoksu olarak kullanıyorum. 6 ayda bir yapıyorum mutlaka. Şu yeşil biber aldım. Kırmızı biber biliyorsunuz ki C vitamini çok var kırmızı biberden, onu da kullanıyorum. Limon da bitmişti, limonumu da aldım. Kabak aldım. Hem kabak yemek için hem de kızartması için. Eşim kızartmasını çok seviyor, yoğurtla sarımsak. Çocukları da şeyliği çok seviyor, böyle kabak yemeği. Direkt içinde bulgur koyuyorum. İsterseniz pirinç de koyabilirsiniz ama bulgurla da çok lezzetli oluyor. O şekilde yapacağım onlara. Diyete devam etmişken bir de uskumru fileto aldım. Şöyle. Onlarda patatesim düştü. Bir tanesi yerde alacağım şimdi. Bir de şunları dolaba koyayım. Dolmuşken bir şey olmasın diye. Onlardan da yiyeceğim. Bunlar da diyet içinde oluyor. Hindi füme. Ya tavuklu olanı alıyorum ya da hindi olanından alıyorum. Ben normalde Bim'den alıyordum ama şimdi Fil'den deneyelim bakalım. Bu markadan da denemek istedim. İki tane de bundan aldım. Sonra salatalık. Ve şöyle pamuklarım bitti temizlemek için. Ben normalde şey kullanıyorum şimdi. Çok fondöten kullanmıyoruz. Üzerimde de fondöten bile yok. Fondöten kullanmıyorum. Çok sıcak havada zaten erip gidiyor. Yani akıyor böyle. Hiç hoşuma gitmiyor. O yüzden doğal daha iyi. Şöyle pamuklar şey için kullanıyorum. Şey aldım. Gür suyu. Gür suyuyla her akşam cildimi temizliyorum. Çok güzel geliyor gür suyu. Diş macunumuz bitti. Bu sefer de dedik nane ferahlı olduğu için eski diş macunum da bitti, daha yeni bitti. O da böyle naneli falandı. O yüzden dedim naneli alalım. Yani dişleri beyazlattı diye şey yapmıyorum yani. Buraya bayağı bir bomba düştü gibi oldu. Göstereyim size. Şöyle görünüyor mu? Her şey bir yerlerde yani. O yüzden şimdi onları toparlayacağım arkadaşlar. Şöyle çekeyim. Ben kendimi göremediğim için çok zorluk çekiyorum ben bu kamerayla. Neyse arkadaşlar ben çok yoruldum. Gördüğünüz gibi aşırı yoruldum artık. Yani alışveriş yapmak o kadar kolay bir şey değil. Siz de biliyorsunuz. Yani az bir şey alırken evet ama onu alayım bunu alayım derken bir de bazı şeyleri bile almadım. Yani mesela bulaşık deterjanım yeni aldım. O bitmişti çünkü yeni aldım. Daha aşağıda duruyor yani mesela. Onu diyeyim işte çamaşır yumuşatıcısı bitti. Yumuşatıcı aldım. Ondan sonra deterjan aldım. İşte siyahları için ayrı deterjan aldım. Çünkü siyah şeylerimiz daha fazla. O yüzden. Ama şimdi artık yaz geldi. Rengarenk giyinmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz. Güzel renkler de var aslında. Neyse arkadaşlar. O konu başka bir videoda koyacağız. Bakalım. Bir de pazar videosunu çekmek istiyorum. Eğer siz de istiyorsanız Beylikdüzü Belik Pazarı'na çekmek istiyorum. Neler var pazarda? Çünkü biz bu çarşamba günü gittik. Aşırı güzel şeyler var ve uygun fiyatta. Haftaya gidip kendime tişörtler alacağım. Bazı şeyleri de almak istiyorum. Mesela işte takı kolye ya da yüzük gibi bir şeyler almak istiyorum. Bakalım bize çünkü az kaldı. Bulgaristan'a tatile gideceğiz. Yeniden tabii ki. Annemler geliyor çünkü Fransa'da. Onlar da bu sene, geçen sene gelemediler virüsten dolayı. Bu sene gelecekler. O yüzden orada da bir sürü şey çekeceğim sizin için. Market alışverişi olsun, işte kasabada falan, işte geziler falan olur. O şekilde ablanlar zaten evi tamir yapacaklar. Oradaki fiyatları ev turu yapacağız. Boş ev turu yapacağız. İşte değişik değişik videolar gelecek inşallah. Bu sene öyle planlarım var yani yazı. Çünkü evde ne çekeceğim de bilmiyorum. Çünkü bütün videolarımda zaten evde. Yani çoğu videoda.
ev vlogları falan filan oldular. Yani o yüzden artık sıkıldım ben evde ne çekeceğim diye düşünüyorum. O yüzden böyle bir baktım ki 6 ay önce yapmışım alışveriş. Dedim bu sefer de yapalım market alışverişi sizin için. Hem benim için çünkü ben keyifle izliyorum böyle videoları, alışveriş videoları çok seviyorum. Bir de kıyafet alışverişleri tabii ki çok seviyorum. Zaten bu hafta ya da haftaya en geç alışveriş videosunu yapacağım. Hem pazardan hem de market şeyden alacağım, mağazalardan bakacağım. Onları da artık topluca olarak belki göstereyim size, bilmiyorum. Yarın da gideceğiz. Oğlumu birkaç kıyafet alacağız. Y2'de. Yani oradan da şey yapın. Neyse arkadaşlar, çok uzun oldu bu video. Kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.